Devletimizin onuruyla oynadınız, gururuyla oynadınız. Askeriyle ve hukukuyla oynadınız, cumhuriyetle oynadınız. Milleti bu müstahı da alacak. Milli iradesiniz, bu halkın çocuklarısınız. Kimseyi eleştirmekten korkmayın, kimseyi! Nihat abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi yeni kitabımız çıktı. Yeni kitap Avukat Eser Çömlekçioğlu. Evet. İşte kamuoyunun çok iyi bildiği bir dava. Ama 30 yıldır kimse bu davaya şey yapamıyordu, müdahil olamıyordu. Açamıyordu diyelim. Tabii arkasında Mossad olunca, siyah olunca yemedi. Uzun müddet de korundular. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çökertilmesi için de İsrail bir rol verdi. Fakat kamuoyunda biliyorsunuz bir televizyon kanalları vardı. Aşırı abartılı, pornosu görüntülerle millet iğreniyordu, tiksiniyordu ama bir şey yapamıyordu. İslamiyet'i, dini terimleri kötülediler. Daha doğrusu çirkinleştirdiler, böyle sümüklü hale getirdiler. Pis insanlar, kötü insanlar ama 30 yıl yaşadılar yani. Şeyde, Boğaz'da. Avukat Eser Çömlekçioğlu, genç, 40'ına da 35 değil mi o yaşlarda bir arkadaş. Gençlere tavsiye ediyorum, büyüyünce Avukat Eser Çömlekçioğlu gibi yani. Daha yeni mezun, mezuniyetinin, avukatlığa başlayışının 10-15. Yılında böyle büyük bir davayı sırtlandı. Genç yaşında kahraman oldu arkadaşlar ona. Kahraman Avukat Eser diyor. Biz de öyle diyoruz. Kitabını basmaktan onur duyduk. Şu an piyasadaki ilk kitap. Ha 8-9 tane de program yaptık bir yansında. Evet. Hanımefendiyi oradan tanıyabilirler. Fena değil, 20 bin, 30 bin hiç tanınmadığı halde izlendi o programlar. Çok ayrıntılı şeyler de var. Yani benim hani herkesin bildiği deyip de bilmediği bir sürü itiraflar, ayrıntılar, detaylar var. O yüzden Avukat Eser Çömlekçioğlu'na teşekkür ediyorum. Yani şuraya bak ya, 30 yıl kimsenin cesaret demediği şeye genç bir hanımefendi, incecik böyle hanım, güzel bir hanımefendi kalkıyor ve kılıç çekiyor ya da dava açıyor yani. Bu işi sürüklüyor diyelim. 3-4 tane arkadaşıyla, tabii bu işten ağır, trajedili olan insanlarla beraber. Ve böyle büyük bir kitap ortaya çıkıyor. Abi yayın evinde evet. Yayın evi Pankuş, size de teşekkür ediyorum ama Avukat Eser Çömlekçioğlu ismi artık Türkiye genç nesil tanısın. Hani 10 yılda, 15 yılda nasıl büyük işler kotarabilir mi insanlar? Evet işte mesleki büyük başarı. Cesaret. Büyük cesaret. Büyük cesaretiyle büyük bir mesleki başarı. Yani çok ciddi bir mesleki bir başarı. Kendisiyle tanıştığım için de onur duydum. Bu kitabı olur, başka kitap olur. Biz bir sürü daha kitap yayınlayacağız. Ama yani böyle genç yaşta bu büyük başarı sağlamış insanlar bize de onur veriyor. Parayı aşan bir şey var. Yani kitap satsın diyelim. 3 baskı, hadi 5 baskı yapsın. Kitabı aşan değerler var. Yani hani şövalyelik diye bir şey var ya, şu savaşta şu muharebeyi kazandı, şurada şu zaferi kazandı diye. İşte genç yaşta bunları kazandılar. Silivri'de de böyle kahraman avukatlarımız vardı. Şimdi burada böyle bir avukatımız. Avukat Eser Çömlekçioğlu. Teşekkür ediyoruz. Onur duyduk kendisinden. Kalın da bir kitap, güzel. Fotoğraflar da var, evet. Kare kodlu, videolar yani, da izleyebilirsin. Bazen insan düşününce bayağı iftihar ediyor. Yani bak bu kadar uğraştılar, karikatür kitapları yaptılar, Türkiye'yi belli bir noktada odakladılar, bir kamuoyu oluşturdular ve şeyleri yıktılar. O zamana kadar bunlara bir şey yapılmaz yapılmaz şeysi vardı. Yarı yolda döner, bunlar mutlaka gene aradan sızar, şey kurtarır diye. Ve bütün bu fikriyatı da değiştirdiler. Yani güzel yönlendirdiler de kamuoyu. O yüzden teşekkür ediyoruz hem kendisine hem avukat arkadaşlarına. Ya biz yani gençliğimden gayet iyi biliyorum ben. 90'lı yıllardan takip ediyorum. Yani dokunmaya korkardı insanlar. Yani 100 tane ayrı davaya çıkacağın için. Ya ölmek kalmak meselesi değil. İşte burada dava açar, orada dava açar. Yani yaşayamazsın yani. Her günün davalarla geçer. Zaten bunların kafaya koyduğu insanlar da 100 yerde dava açarak bunaltıyorlar, yıldırıyorlar. Böyle bir ekipleri var, yıldırma ekipleri. Evet, oyunun sonu geldi. İsrail'e girip çıkan kız arkadaşları, buradaki kediciklerin, Atnavutların kız arkadaşları, kediciklerin neler olduğu çıktı ortaya. İsrail kullandı, Türk ordusunun tasfiyesinde de kullandı. Başka ajanlık, Türkiye'deki politik, siyasi aktörlerin kameraları, gizli şeyleri, alışverişleri hakkında da kullandı. Hala da kullanmaya devam ediyor çünkü yurt dışında da bunların da bir arşivleri vardır herhalde. Kullanmaya devam ediyor ama Cumhuriyetçi bir avukat. Bu işin üstesinden geldi. Tebrik ediyoruz Eser Hanım. Biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii bir yandan tabii yayın eviyle uğraşıyoruz abi. Bir yandan YouTube'la, bir yandan işte siteyle uğraşıyoruz. Her yerde uğraşacağız. Hiç evet, koşturuyoruz. Şimdi talepler var abi. Şimdi canlı yayınları ara ara programlar yapıyorum.
Ya Nihat Genç de canlı yayına çıksın diye talepler var. Ya benim canlı yayına çıkmam çok zor. Çıkacağım yavaş yavaş çıkmak zorunda ama ben canlı yayına çıktım da birkaç tane de ambulans sağlıkçı çağırman lazım. Yani kavga, dövüş patırdı. Son ifade vermeye gittim. Bu Ahmet Taş Getiren davası var. Orada Ahmet Taş Getiren diyor ki yazısında işte bu FETÖ'cüler içeride namaz kılıyorlar. Ben de bu terörü övmek suçtur. Daha yazı yazdım. Oradan ceza alıyorum. Düşünebiliyor musun? Hakime diyorum ne oluyor burada? İkinci kez ifadeye gittim. Efendim bu terör suçtur diyorum. O halde biz de yarın PKK'yı övelim, FETÖ'yü övelim falan. Yani bu terör etme suçtur. Fakat öyle bir hazırlanıp geliyorlar ki avukatlar. Biz burada meşgulken, başka işlerle meşgulken, yani doluyken onlar böyle yıpratmaya çalışıyorlar. Oradan bir ceza davasına kadar getirmişler işi. Şimdi tabii ki insan bunları konuşurken bu kadar haksızlıkları hakim karşısında ister istemez heyecanlanıyorsun. Orada da hakim kısa kesiliyor. Ya da dışarı atarım diyor. Yani bir şey oluyor. Kontrolden çıkıyor. Duruşma kontrolden çıkamaz. Orada bir devlet var, bilmem ne var. Sen de ses tonu ayarlamak zorundasın. Ben Türkiye'de en çok davaya çıkmış bir adamım hakaret davasına. Buna rağmen kontrol gidiyor yani. Bunu hissediyorum. Diyorum ya bu bir değil, iki değil, üç değil. 40 yıl önce de böyleydi. Gene öyle. Gene bir haksızlık gördüğüm zaman sesim yükseliyor. İster hakim olsun, ister bilmem ne olsun. Yerim onu, yerim bunu oluyor yani. Haksızlık olunca. Bir de şeyle pis sorular gelince, kasıtlı sorular gelince, hep aynı sorular gelince, nereden geldiklerini biliyorum. PKK, FETÖ, HDP trolleri tayfasından geliyor. O zaman nevrimiz dönüyor. Nevrimiz de dönmesi de başka bir şey. Ben de nevri dönmekten bir kişilik ve kimlik yaptım artık. Yani çünkü artık öfkelenince güzel şeyler aklıma geliyor. Öfke zirveye gelince sanki beynimin damarlar arasında bilmediğim ansiklopedik bilgiler geliyor. Yani o tür bir biz de öfkelenince başka bir şey olduk yani. Hani yanardağ sürekli lav patlatıyor ve orada kuşlar nereden yiyecek? Artık kuşlar da öğreniyor nereden yiyeceğini ince ince değil mi? Biz de artık öfkelenince artık bu öfke nöbetleri ya da sertlikler içerisinde artık yemimizi buluyoruz. Bilgi, söyleyeceğimiz lafı buluyoruz gibi oluyor. O yüzden benim yakın şeyle arkadaşlarım da kısmı oluyor. Burada bir tartışma yaptık. Sıradan bir şey konuşuyorduk. Mustafa abi şey dedi, ben bir şey. Benim Mustafa abiye saygım sonsuz, o benim abim. Ama yüksekti bir sesim yani. Bağırdım, o falan gibi. Sonra millet dedi, ne diyorsun, ne oluyor? Bak aynaya bakınca kendimi suçlu hissediyorum. Ben böyle bir karaktere sahip bir insanım. Yakın temasta affetmem. Yani Allah'ını affetmem. Çünkü yeter be, 40 yıldır. Aynı suçlamalar, aynı pislikler, aynı sorulara sana geliyorlar. O küçük akıllarıyla seni tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Yetti be diyesi geliyor insanın yani. O da benim için tahammül değil. Niye, bir de niye tahammül edeyim? Mecbur muyum lan? Niye tahammül edeyim? Benim nasıl bir hayat yaşadığımı herkes biliyor. Benim sınırda 2 lira, 3 lirayla yaşadığımı herkes biliyor. 1000 tane yakın temaslı arkadaşım var. Herkes biliyor. Herif hala gelmiş diyor ki şunla şunla. Lan böyle bir şey olsa zaten FETÖ bizi bırakmazdı. AKP bırakmazdı, öbürü bırakmazdı. Bankalar değil mi, bilmem neler. Biz ta o 20 yaşında bu yola çıkarken insanların bizi suçlayacağını, iftira atacağını, töhmet altında bırakacağını, imalar yapacağını, bu yüzden dikkatli yaşamamız gerektiğini, bak samimi söylüyorum 17-18 yaşında öğrendik. Kardeşim, vefat eden kardeşim çok büyük bir şirket kurdu. Akıl almaz büyüklükte bir şirket. Bu Kanal İstanbul'u ilk projelendiren. Baktı şirket bu orada İstanbul, İstanbul Avrupa'dan bile 3-4 tane büyük müteahhit. İsmini şuraya yazıyor. Aman dedim iş veri benim ismimi yazma. Ne karı ne farı hiçbir şeyini istemem. Ve vefatında da hiçbir şey almadım hiç kimseden. Biz böyle bir yerde yokuz. Hep dikkat ettik. Sakınarak hani kendimizi sakınma diye bir şey var. Sakınar yarın bugün 50 yaşına 60 yaşına geldiğimizde bize şunu derler, bunu söylerler, bunu atarlar diye çok kendimizi koruyarak geldik. Bunun tabii karşılığı olarak sokaklarda yattık kalktık. Şurada teşhis ortalık yaptık. Şurada zor günlerde yaşadık. Şuraya geldik. Şuraya nasıl kurduğumuz belli. Ya ben Oda TV'de çalıştım da 5 kuruş almadım. 5 kuruş almadım 10 yıl, 12 yıl. En son 2 yıl çıkmadan, ayrılmadan en son 2 yıl ayda 1 lira mı ne? Ayda 1 lira. Utanır insan bunu söylemeye. Böyle bir şey. 10 yıl. Nasıl hayatımızı idame ettirdik? Gözünüzün önünde işte. Gel lan Erdem. Cep de yok, ayak da yok. Senin çocuk olmuş. Hanımı hastaneye getirecek, araba bulamıyoruz. Geldik eve kilimi astık. Kilimi astık, orada şey sıfırdan bir hayata başladık. 150 liralık da bir kameramız vardı değil mi? Öyle bir şey. Neyse konuşturmasınlar beni. Yani neyse işte giriyorsun. Böyle lüzumsuz, bu tür şeyler lüzumsuz. Bir de niye böyle aynı şeyleri anlatayım insanlara? Defalarca aynı şeyleri anlatmak zorunda mıyım? Defalarca hayatımı 1000 kere, 50 bin kere yazmışım, çizmişim, oraya koymuşum. Bunları bir daha tekrar söylemek zorunda mıyım? Her yeni gelen kuşağa yeniden bir siyer tarihi mi anlatayım yani?
Fatih şöyle doğdu, Atatürk 1881'de doğdu. Artık Atatürk'ün kaç yılında doğduğunu da bilin yani. Başka bir şey konuşalım. Biz de artık 40 yıldır bu ekrandayız. 40 yıldır ben ya. 30 yaşımda kitaplarım var benim ya. 30 yaşında. 30 yaşında Bıçağın Sözü, Dün Korkusu, Soğuk Savaş, Daralda Tufan ve Levanda yazılarım var. 30 yaşında bak. 4-5 kitap. 32 yaşlarında başladım. O günden beri bu laflar gelir. Biz de bunları bilerek yaşarız. Ama hepsine de cevap vermek zorunda değiliz. Yani yakın temasta da nasıl yaşayacağımızı biliriz. Bir insan belli mesafeler koymadan da yaşayamaz. Yani biraz da kitap açıp bakacağız. Bir hafta kalkıp İtalyan şehir devletleri nedir? Çalışıyorum. Yani bir yerde bir şey yapacak değilim. Ama o benim olağan bir ilgi alanım. Bir bakayım yani. Şehir meclisleri nasıl kurulmuş, kilise nedir? İşte Medici ailesi, Floransa nasıl olmuş? O büyük imparatorluğun içinde o küçük şehir devletlerin gelişimi, çöküşü, çatışması. Değil mi yani? Bir şey öğrenmek istiyorsun. Şehirlere dair, imparatorluğa ve medeniyete dair ya da Rönesans'ın gelişimine dair. E şimdi kalkıp onunla uğraş, bununla uğraş, şuna cevap ver, şu soruyu ver. Böyle ufak tefek, aşırı meşguliyetler, aşırı şeyler insanı da yorar. Çünkü bizim yaptığımız işler, entelektüel işler, tarih okuma, kitap okuma, bilmem ne okuma, bir de geniş zamanlar ister. O geniş zamanları kendine ayıracaksın. Ben Türkiye'de, kim birisi gelsin desin ki ben Nihat Genç kadar çok konuştum. Yani bir Yaşar Nuri Öztürk her gün televizyon çıkıyordu, benim kadar konuşmamıştır belki de. Çünkü Sky'da 150, Ulusal'da, ART'de, Halk TV'de hepsini toplarsan, hepsi 1-1,5 saatten 1500-2000 saat, yani 4000-5000 saate gelmiş konuşmam var. Yani bu insanı da aşan bir şey. Tabii hep her haftada bir kere olmak kaydıyla. Abartmam yani. Şimdi ben çok reklamlar alıyordu. Çok da gelirleri vardı şeyin, Sky'ın. Bana geldiler ki hafta iki yap konuşmayı. Hani çok reklam alıyoruz her programda 300.000-400.000 dolar falan. E dedim ben dedim yapamam dedim iki tane. Onlar tekrarını veriyordu. Tekrar da milleti bunaltıyordu ama yani ben ikinci bir program yapmadım. Hafta bir program. İkincisi yorar. Beni de meşgul eder. Ne gerek var? Bir de bir insanlar bilmeden, okumadan niye çıkıp konuşurlar? Bir kitap okurum, bir film seyrederim. Bir şeyim olur. Ha bir fikir edinirim, gelirim söylerim. E şimdi her gün konuş, her gün konuş. Habere bak konuş. Ne yani bu? Böyle bir şey de yok yani. Biz zihniyetleri değiştirecek, geniş kitleri etkileyecek, gençlere yön, istikamet belirleyecek ya da anlamlı, değerli laflar edecek konumda insanlarız. O halde hani şöyle bir şey vardı, düşünüp düşünüp konuşmalı. Tarta tarta konuşmalı. Zaten ortalık şey, tilki kaynıyor, piç kaynıyor. Oradan laf sokacak, buradan laf sokacak. Adamlar orada 100.000 tane genç fırıllak çocuk, PKK'lı türel, HDP'li türel, FETÖ'lü türel orada oturmuş. Hayatlarını bir tane caniye katil adamış insanlar, onun bunun kölesi ve köpeği olmuş insanlar, sana orada laf yetiştiriyor, orada şey yapıyorlar. Tabii sosyal medyada bunun uçsuz bucaksız alanları var oraya. Nick altında gizlenebiliyorlar çok rahatlıkla. Uzu öyle, hadi. Nereden girdik bu işe? Canlı yayın yapacak ya, mısın? Ne yaparız? 5 dakika, 10 dakika. Sonra yavaş yavaş şey yaparız, gireriz mevzuya. Sorular gelir, yavaş yavaş oraya da gireriz. Geçen hafta yaptığım programda Ali Babacan'a verdiğin tepki milyonlarca izlendi. O bölümü kesip atmıştım da yani bir an bu kadar olacağını hiç sanmıyorum. Çok o izlendi. İzlenmesinin sebebi yani Türkiye'de, Türkiye halkı toprak bütünlenmesi, toprağımızın bölünmezliği konusunda üniter devletin bütünlüğü noktasında çok hassas. Ya bunlar rahat konuşunca ben konuştum oluyor. Hayır. Milletin yüksek bir nefreti ve öfkesi var ve bunlara bir tokat atmak istiyorum. Aslında sen hep böyle konuşuyorsun da. Biz söyleyince denk geliyor ya da kesip kısaltmıyoruz. Mesela her dakika, yarım dakikalık kese konuşsak bugünkü 3 milyon, 4 milyona gitti izlenme. Konuşu izlenir. Ama buradan şunu anlıyoruz. Cumhuriyet'in toprak bütünlüğüne bağlı büyük bir kitle var. Hem AKP, CHP her tarafta var. Bu ekranlarda konuşturulan, Habertürk'te konuşturulan, falan yerde liberallerin konuşmaları bunlar yalan. Bunlar hani algı, yoklama, seni öfkelendirme, kızıştırma, kutuplaştırma, işi bozmak için bir şey yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki biz de sinirleniyoruz, tokatı yapıştırıyoruz. Ne oldu? Kaldılar altında. Taak yolu, taş getireni, Yıldıray yolu, Karar Gazetesi, bunu ekrana çıkartanlar, bunu bir şey yapanlar. Ne oldu? Cevabınız yok. Şöyle şey gibi, kuyruğunu şey yapmış şey gibi kaldınız ortada yani. Şimdi Türk halkının iniş ve çıkışlarında öfke noktaları vardır. O noktalarda bu ülkenin yazarları, o öfkeler sokağa dökülmeden, alevlenmeden, tutuşmadan, büyük şeylere dönmeden yazarlar onları dinlendirmeli. O öfkeyi dile getirecek sözler bulmalı. Yani bağıracak sözler, şiirsel olur, nara gibi olur, dayılanma gibi olur,
Ama Türk milletinin yüreğinin ifadesi olur. Bu milletin yüreğindeki ifadeyi temsil eden parti yazar çizer arayıp bulamıyoruz. Sorun da burada düğümleniyor. Şimdi tabii buna dair söylenecek çok şey var ama konulara geçelim. Birkaç konu var. Oradan gene birkaç söyleyeceğin mutlaka konular var. Tunç Soyer tartışması oldu bir. Bir salon verdi ve salonda Abdullah Öcalan sloganları falan ve büyük tepki de topladı. Ama tabii bu İzmir'de ya da belli yerlerde çok defa zaten yaşanmış bir şey. Ama Tunç Soyer de devam etmiş oldu. Bir salonu verdi ve böyle bir durum var. Neler söyleyeceksin abi? Var mı öyle? Ya şimdi bu tabii bunu 30 kaç yıldan beri bu Tunç Soyer. Ya ben zaten bu Tunç Soyer gibi bu PKK ile HDP ile sinsi ilişkide olan insanlar, Sezgin Tanrıkulu gibi. O biz çocukken Texas Tomix okurduk, hatırlıyor musun? Orada kötü adamlar vardı. Böyle kötü adamları, onları çizen adam böyle acayip şey çizerdi. Anlardı kötü adam tipinden belli yani. Şimdi bu da öyle. Bu şeyde İtalya'da şey var ya, Floransa'da şeyle freskolar var. Orada şeytan melekler vardır, bir de arkada şeytani şeyler var, tipler vardır böyle bakan. Suratı bozuk yani. Belli. Orada sadece boynuz çıkmamış. Anlıyorsun yani. Tunç Soyer'in suratına bakınca. Ya bu adamın hayırlı bir, nurlu bir insan olmadığı, hayırlı, istikbale dair güzel şeyler beklenen bir insan olmadığı suratı zaten söylüyor. Yani bu ifadeleri de güveneceksin. Hani yüzüne de bir şey siniyor, bunu anlıyorsun. İfade diye bir şey var yani. Yüzün, surat diye bir şey var yani. Yani bir insanın bir yüzü vardır, suratı vardır, bir de siması vardır. Sima her şeyi gösterir. Sima defter gibidir. Aha işte. Belediyenin binasında PKK ve APO'yu övücü laflar. E bugünlerde kalkıp muhalefeti, muhalefete laf etmeni at. E işte bu. İşte bu. Yani bunu söylemeyelim mi? Siz bu kadar, bu adamlar sizin bu kadar içinize girmiş, önceden beri biliyoruz. Orada hangi yazarlar gidiyor, geliyor, kim konuşuyor, hangi konferansları veriyor, yönetimimizde kimler var, bunlar zaten biliyoruz. Bunu konuşmamız sebebi haberle konuş. Biz yoksa bizim gözlemlerimiz çok daha derin. Ve yarın bugün seçim kazanılmadığında bak, yarın bugün seçim kazanılmadığında CHP'yi sokağa dökecek olan da şeydir, hazırlanmıştır yani. Orada HDP PKK işi tutmuştur. Bugün Garaya şöyle helikopter iple iniyor ya helikopterler, yarın belediyelerin inerse şaşırmayın bir iç karışıklıkta. Bu kadar da vahim bir HDP PKK işbirliği vardır. İşte bu laflarda benden başka söylenen olmadığı için de ekşi sözlük gibi, sosyal medya gibi yerlere gizlenmiş, nick altına gizlenmiş, on binlerce FETÖ'lü ve PKK'lı oradan bize laf atmaya falan çalışıyor. Oysa bunlara dikkat etse, muhalefet, önce bir muhalefet olur. Sana getirilen eleştirilerin temelinde bu var. Yani niye hep CHP'yle ilgili? Şimdi şuradan var. Tabii abi ortada, bakın şimdi durum üstünlüğü diye bir şey var. Şimdi bu her şeyi size tanıtan anlatayım. Ben siyaset bilimi çalışmış bir insanım. Sosyal politikalar çalışmış bir insanım. Hayatım bunları okumakla geçti. Ya ben ne Amerika'ya gezmeye gittim, ne Hindistan'a gezmeye gittim. Ben oturdum evimde, kütüphanede bunlara çalıştım, bunları okudum. 30-40 yılımı her ay düzenli 250-300-350 lira işte alışveriş yaptığım kitapçılar ortada, düzenli kitap alırım. Durum üstünlüğü diye bir şey vardır. Öğreteyim size. Durum üstünlüğü nedir? Bir ordu vardır karşıda 500 bin kişi. Sen de 50 bin kişi. Sen 50 bin kişisindir ama onun bir muharebede yenersin onu. O muharebede, bir muharebede onu yendiğin için o karşı tarafta bir moral bozukluğuna yol açarsın. Sende de bir coşku meydana gelir. Türk ordusunun zaten İzmir'e girişinde böyle bir üstünlük vardır. Yunan ordusu sadece de üstünde hala. Ama o kısa dönemde senin onu yenişinle bir durum üstünlüğü sağlarsın. Yani sen küçük bir ordu olduğun halde dev gibi bir ordu karşısında zafer kazanmış olursun. Onu o durum üstünlüklerini üst üste koyduğun zaman da bütün savaşı kazanırsın. Meydan muharebesini kazanırsın. Şimdi biz Silivri'de büyük bir zafer kazandık. 1000 tane soylu Türk subayı içeri tıkıldı. Ve sonra orada mücadele verdi. Avukatlar, bizler, oda timide büyük mücadele verdi değil mi? Ve Silivri'de bir zafer kazandı. FETÖ'cüler kaçmak zorunda kaldılar. Değil mi? Bu bir zafer değil mi? Burada nedir? Durum üstünlüğümüz. Bir durum üstünlüğü ele geçirdik. Yani AKP, FETÖ ile işbirliği yaptı. Bu davanın savcısı oldular. Subaylar içeri attılar ve sonunda haksız çıktılar. Ve biz Fatih, yani kahraman gibi şey yaptık. Silivri'yi yıktık kapılarını. Bunu büyük bir parti kullanacaktı. Mesela CHP kullanacaktı. Bunu bizzat Kılıçdaroğlu'nun kendisine söyledim. Silivri diye bir zafer kazandı. Bu zafer bir durum üstünlüğüdür. Parti oy olarak %200 olabilir, %25 olabilir ama durum üstünlüğü olarak şu anda biz AKP'nin öndeyiz ve üstündeyiz. Ama böyle yapmadı. FETÖ'cülerle işbirliği olduğu için bu Silivri zaferini kullanmadılar. Söylemediler. Kenardan işte bilmem ne. Bir iki milletvekilini kenardan transfer öyle üstünden geçiştirdiler. Aynı şekilde açılım. Açılımda hendekler açıldığı zaman, kurulduğu zaman Türk milletinde büyük bir galeyan meydana gelmedi mi?
Ve burada cumhuriyetçiler, bizler, toprak biçiminden yana olanlar büyük bir durum üstünlüğü kazandık. Lan CHP kalk ve AKP'ye karşı bunu kullan. Burada muhteşem bir şey. Ama orada da FETÖ ilişkisi, alttan bilmem ne ilişki, onu da şey kazanamadı. Yani CHP'nin önüne, AKP önünde kazanılacak bir sürü durum üstünlükleri geldi. Bu durum üstünlükleri küçük muharebeler kazanacaktı. Ve o küçük muharebelerde 3-4 defa üst üste bindiğinde büyük bir meydan muharebesiydi. Ama bunlar kullanılmadı. Niye? HDP ilişkileri yüzünden ve PKK ilişkileri yüzünden. AKP de bunların maymuncunu buldu. Ben yenilsem de bunların içinde bunlar var deyip onları hedefliyor ve onların bütün o durum üstünlüklerini alt. Gara'da bile yaptı. Hepsinde. Şimdi de orada da öyle yapıyor. Şimdi sen toprak bütünlüğüne yana tavrını koy. İstediğin %22 ol, %15 hektar olursun. Çünkü durum üstünlüğü sende. Halk senden yana. Anayasa senden yana. Vicdan senden yana. Gönüller senden yana. Karşı tarafı ne kadar yeminli adammış, köleleştirilmiş, yemin etmiş kitlesi olsa bile coşkulu, manevi ve vicdanı rahat, kendine güvenen kitleler senden yola. Ama öyle değil. Sen durum üstünlüklerini hiç kullanamadın. 20 yıl boyunca kullanamadın. FETÖ ile bütün ilişkilerin çıktı ortaya, danışmanların. Gladio ile ilişkilerin çıktı ortaya, danışmanların. PKK ile ilişkilerin çıktı üstüne ve bütün bu üstünlükleri kullanamadın. Kullanamadığın sebebi, birileri sana PKK'ya empeze etmiş, birileri FETÖ'ye empeze etmiş ve hepsiyle birlikte bir Adana'da muhalefet demişsin. Sen Abdullah Gül'le yan yana geliyorsun. Başkan söylüyorsun. Ekmelettin'le yan yana geliyorsun. Bunlarla nasıl bir üstünlük kuracaksın sen? Bunlar tarihte milli mücadelede karşı olmuş insanlar. Cumhuriyet düşmanı insanlarla yan yana geliyorsun. Burada durum üstünlüğünü koruyamazsın. Biz cumhuriyet sağlam temelleri var. 24 anayasası var, 60 anayasası var, 80 anayasası var. Hepsi bunu kolluyor, koruyor. Ama sen bu anayasaya karşı çıkanlarla, yani ilk dört maddesine karşı çıkanlar, Babacanlar, Ekmelettinler, Abdullah Güller, işine İslam koyalım, bölelim, açılım yapalım, özellik getirelim diyenlerin hepsiyle de işbirliği yaptın. Özellikle sözü verdin HDP'ye. Kılıçdaroğlu'nun kendisi söylüyor, özellikle sözü verdi. Özellikle göre de kendi tüzüğünü değiştireceğini söyledi Kılıçdaroğlu. Yani Allah CHP'nin önüne ya da muhalefetin önüne bir sürü imkanlar çıkardı, bir sürü şanslar çıkardı. Defalarca çıkardı. Hırsızlık oldu çıkardı, tarikatlar yoksuz çıkardı, boğda çıkardı. Bin türlü çıkardı. Halep Savaşı'yla çıkardı, Müslümanı Müslümana çıkardı. 5 milyon Suriyeli göç geldi çıkardı. Ya Türk milleti AKP'nin yaptıkları karşısında 1000 kere şeye geldi. Ne bela olduk da Allah bize nasıl bir felaket vermiş de bunlar bize geliyor durumuna geldi. Bunlar bu durum üstlüklerini kullanmadı. Niye? Sen kalkıyorsun HDP'yle ya da FETÖ'yle ya da Gladio'yla yürümeye çalışıyorsun. Bu yüzden bizim de itiraz noktamız budur. Şimdi sen bu şeytan gibi adamları belediyeye doluyorsun. Ben İstanbul'da kimin nerede ne yaptığını biliyorum. Daha önce de biliyordum, söyledim. Bunlar yarın bugün çok kötü rezil olacaklar. Yani bir sokak gibi, kaos gibi yerlere kimlerin sokaktan müdahil olduğunu zaten çıkacak, gösterecek kendini. Çünkü hukuk nesnel bir şey ister. Nesnel bir şeydi de hani görünmesi lazım. Ve bunlar çıkacak ortaya zaten. Şimdi siz kalkıyorsunuz, kimlerle işbirliğine girdiğiniz belli. Türkiye'yi bölmek isteyen, Türkiye'yi parçalamak isteyen insanlarla işbirliğine giriyorsunuz ve bunun adına da muhalefet diyorsunuz. Burada bizim itiraz noktamız var. Sen cumhuriyetten ve bölünmez toprağımızdan yana gel. Yani toprak bölünmez bütünlüğümüzden yana, üniter devletten yana. İki lafını süs olsun diye Atatürk'ün kurttuğu parti. Başka da bir şey yok. Onu söyleyince namusları yerine geldi yani. Yani Manukyan'ın şeyleri çalışıyor ama hepsi Bismillah'la yapıyor. O Bismillah'la yapınca şey oluyor. Var mı böyle Atatürk'ün kurduğu parti deyince onların Bismillah'ı gibi yani. Yok böyle bir şey ya. Millet de okumuş yazmış, bakıyor ediyor. Biz de burada canımız yanıyor. Dövlen benim. Sen gene de bu partide hem HDP'liler, hem FETÖ'cüler, hem de bu yeni CHP'liler, liberaller. Hepsi de vekil olmuş, gene maaş alıyor. Kovulan benim. İlk kovulan benim medyadan. Atılan benim. Kitabımı bitimlerden indiren benim. Yani yayın evleri bize ambargo. Medyası bize ambargo. TRT'si bize ambargo. Bütün televizyonları bize ambargo. Sadist de bana ambargo. İslamcısı da bana ambargo. Yani bize ambargo. Cumhuriyetçiler ambargo koyuyor. Ve biz de burada bir yer bulduk. Bu yerde de tabii ki doğruyu söyleyeceğiz. Şaşmaz olanı söyleyeceğiz. Ve hala gelmişler. O FETÖ, bak FETÖ, adanmış insanlar. Bak bunlar çok tehlikeli insanlardır Erdem. Çünkü bunlar bir şeye kendilerini adamış insanlar. Yani intihar bombacısı gibi. İntihar bombacısı. Her şeyi yapabilir. Tabii şimdi bizim hayatımızda bir sürü güzellikler var. Şimdi bunu gençler öğrensin.
Yani ben şimdi ona bunu hayatımı adayacaksam ne var? Buraya çakar atarım. İntihar bombası yapar atarım. Ama hayır. Bakın dünya diyorlar ki bilim adamları 6 milyar yıl. Hayır ben ona inanmıyorum. Bu dünyada sadece şu tırnaklarımızın oluşması milyarlarca yılda şey oldu. Trilyonlarca yıl dünyada otlar, çiçekler, böcekler, bulut, iklim değil mi? Bütün bunlar gelişti. Canlılar, varlıklar. Bulutların gidişi gelişi bir güzellikler ortaya çıktı. Kayaların biçimi, dağların biçimi. Bütün bunları hayatımda bir kere görme şansım var benim. Değil mi? Ve ondan zevk alıyorum. Sanat diye bir şey var. Şiir okumak, tiyatroya gitmek, güzel filmler seyretmek, sevgili olmak diye bir şey var. Çocukları sevmek diye bir şey var. Yolda gezmek diye bir şey var. Bunların hepsi güzelliktir. Dünyanın binlerce güzelliği var. Kitap okumak ve bir şey öğrenmek. Bunlar güzelliklerdir. Yani hayatımı kalkacağım. Şimdi gençlerin düştüğü hata burası. Bu HDP'li ve PKK'lı, yani PKK'lı ve FETÖ'lü trollerin tuzağına burada bizim arkadaşlar böyle düşüyor Cumhuriyetçi gençler. Düşmeyin. Şimdi politize olacaksın. Bu ülkeyi kim yönetiyor? Biz olsak nasıl yönetiriz? Projelerin, fikirlerin, düşüncelerin, siyasi ilgin olacak. Biz buna politize olmak deriz. Mutlaka politik algıların olacak. Takip edeceksin. Bu başka bir şeydir. Ama dikkat edin. FETÖ'nün ve PKK'nın peşine takılmışlar. Yani o gizlilik altında yaşayanlar, onlar militarize olmuş insanlar. Adanmış insanlar. Yani bir şeyi kendine bir uğurda, beyinleri öyle yıkanmış o insanların. Bir uğur, bir işte Öcalan için ölecek adamlar diyelim. Kanlı bir yola girmişler. Başkalarını öldürmekten korkmayan, başkalarını rehin almaktan, kafasını sıkmaktan, acı çektirmekten korkmayan, başkalarının hakkını yemekten, FETÖ 300 milyar para çaldı bu kadar, insan öldürdü, hiç umurlarından, dıngıllarında mı? Merhamet yok, vicdan yok, insanlık yok. Yani insanlığın geliştirdiği bir sürü değer var, güzellik var. Çocukların güzelliği, maçlar oynanır, yolda yürürsün, arkadaşların oturur, konuşursun. Bunlar hep güzelliktir. Bir müzeye gidersin, seyahat edersin, ailen olur, akşamları ailenle muhabbet edersin. Bütün bunlar güzelliklerdir. Şimdi sen bütün bu güzellikleri yıkıyorsun. Bütün bu güzellikleri yıkarsan zaten senin bir siyasetin olmaz. Yaşayamazsın yani. Şimdi benzetmek gibi, hani gençken bakıyordum bazı arkadaşlar var. Böyle hani aşk için yaşarlar. Ya aşk, ya aşk ya ölüm. Yani bir aşk olacak. Ya aşk tabii ki olacak. Olur, biter. Ama aşk yoksa hayat yok gibi bakıyorlar. Aşk yoksa hayat bitti, öldük, çürüdük, mahvolduk gibi. İnfilak ettik. Hayır. Aşk evet her insan hayatında vardır. Böyle infilaki şeyler yaşar. Ve çok da şey öğrenir. Ama aşk yoksa da aşka yakın bir sürü güzellikler vardır. Güzellikleri 50 yaşında da 70 yaşında da her zaman yaşarsın. Yolda yürüme gibi, çiçekler gibi, arkadaşlık gibi, mücadele gibi, şiir okumak gibi, sinema gibi, hep beraber siyasi bir gaye uğruna çalışmak gibi. Bunlar da büyük güzelliklerdir. Hepsi de aşkın rengini taşır, aşkın kokusunu taşır. Ama ya hep ya hiç değildir. Ya o kız olacak ya olmayacak. Yok böyle bir şey yoktur yani. Bir kere olur bunları yaşarız. Ama o da bize dünyayı öğretir ve tanıtır içeriden değil mi? Şimdi burada kalkıyorlar bu insanlar. Herkesi kendileri gibi militarize etmek istiyorlar. Bütün güzellikleri unutun. Sinemaya gitmeyin, gezmeyin, tozmayın. Hep PKK'yla şey yapın. Hep bizim aldığımız rehineler, bizim vurduğumuz adamları konuşun. Hep bize laf yetiştirin. Bakın, sen ne yapıyorlar? Dünyadan çıkartıyor ve sen pis bir PKK'lı caninin, yani beyni yıkanmış caninin ya da bir FETÖ'cü, şizofrenin aynı hayatı ya da onun yaşadığı dünyaya giriyorsun. FETÖ'cüler de bak bizimle ilgiliyorlar, bize cevap yetiştiriyorlar. Yani biz kendilerini hani miyek taşı gibi, merkez gibi görüyorlar. Hayır ya sen nesin? Sen bir şeyin boklu donlu, sümüğünü yalayan insanlar. Senin dünya anlayışınla ben senin yanından geçmem. Sen bu ülkeye kastettiğin için ben seninle mücadele ediyorum. Ama seninle mücadele ediyorum diye de bütün hayatımı da sıfırlamam yani. Ha yeri gelir 15 Temmuz gibi bir savaş, kalkarım, savaşırım o ayrı bir şey. Ama bütün günümü şey yapmam. Şimdi bakıyorum, yani şimdi şey taktiği kullanıyorlar. Şimdi o savaş sanatı yazan adam var ya, ünlü eski Çinli adam. Onun çok önemli bir lafı vardır. Savaş, savaşmadan cesaret kırmadır. Yıldırmaktır. Gözünü yıldırmaktır. Şimdi bakıyorum, Cumhuriyetçi yazarlar bizleri böyle oturmuş, troll ordusu var. Troll ordusu yıldırmaya çalışıyor. Gözümüzü yıldırmaya çalışıyor. Lan 30 yıldır yapıyorsunuz. Yani buradan bir şey çıkmaz. Başka yolunu bulun. Bakın ben bir sürü hikaye yazdım. Bir sürü senaryo yazıyorum. Bir sürü konuşmalar yapıyorum.
Bu bir zihnin değişmesi lazım. Yeni gençlerin yönelmeleri lazım. İnsanlar değil mi yani ilgi odaklarının coşması lazım. Hayatlarından lezzet ve iştahla almalar lazım. Bunlara da yazarlar yardımcı olacak. İçimizdeki coşkuyu değil mi bir şırıngatmemiz lazım. Yani ben hissediyorum yani bizi seyredenler var yani Dublu'nun her şehitleri şu anda bizi seyrediyor. Yani CHP'yi de seyrediyor, kimlerle iş tutuyor, bize de seyrediyor. Yani ülkeyi böldürmemek, ülkeyi kimseye arsası, arazisi haline getirmemek için çırpınıyoruz. Sebebi yani vardır, sende yok mudur? Ben küçükken ilkokula giderken ilkokulu sınıfın penceresinde hep annemin, abimin beni gözlediğini sanırdım yani oradan. Hani biri beni gözlüyor gibi. Hala öyledir yani. Sanki ölmüş insanlar, büyük insanlar, daha önce mücadele etmiş insanlar bizi seyrediyor. Ben bunu görüyorum yani. Bu seyreden belki de Allah'tır. Evet Allah'tır. Ama ona karşı bir hesap içindeyiz. O da güzel, çok güzel bir şey değil midir? Yani hesap vermek, bak dikkatli olmak. Değil mi? Böyle bir şey. Şimdi bakıyorum, adam orada 40 yıldır aynı şey. Bakın burada hepsi vekil olmuş bu insanların, pis pis insanlar, o şeyler, bize laf geçiren insanların hepsi de vekil olmuş. Her türlü de AKP'den de vekil olanları çıkmış, öbürü de vekil olanlar çıkmış, hepsi açılımcı olmuş. Hepsi suçüstü yakalanmış. En kral solcu bilmem ne dediğin adamlar FETÖ'nün sofralarında yakalanmış. Birlikte ziflenirken yakalanmışlar. Burunlarından kraldırmayan, kibirli dediğiniz o adamların hepsi yakalanmışlar. İhanetçilerle yakalanmışlar. Ve biz burada safiyetimizi korumaya çalışıyoruz. Ben bu safiyetten de bir de kendimizi oruç gibi, keşiş gibi değil, mutluluk duyuyorum. Dövüşmek çok güzel bir şey. Şövalye bir ruh taşımak, kahramanca kılıç çekmek. Bunlar çok güzel duygular. Mutlu oluyorum. Ya ülkemizde kurda kuşa yedirmeyeceğiz. Bunlara karşı dikkatli olacağız. Söz söylemeyi bileceksin. Kitleleri etkileyeceksin. Yani bakıyorum CHP işte şu %22'den çıkamıyor. Hala çıkamıyor. Niye? Bu yüzden çıkamıyor. Şeyin bir lafı vardır. O Patton, İkinci Dünya Savaşı'nın ünlü bir kahramanı vardı ya, generali. Liderlik der. Mağlup olmuş orduya. Galip geldiğini inandırmaktır. Siz mağlup olduğunu insanlara bir anlatın lan. Aslında kazanan olduklarınızı. Bu duyguyu verin. Çünkü siz her gün bir de mağlubiyetinizi hatırlatıyorsunuz kendi ordunuza. Biz sağcı olmadığımız için başaramadık. Biz de böyle sağcılar gibi liderlerimiz, Abdullah gibiler olmadığımız için başaramadık gibi. Tam tersi aşağılık kompleksi aşılıyorsun. Oysa değil. Karşı taraf %80 de olsa, %90 de olsa sen 200 kişi, 300 kişi, 400 kişi, 1000 kişilik seçmene dahi büyük bir galibiyet, iştah inandıracaksın. Önce bu toprakların yenilmezliğine inandıracaksın, tarihine inandıracaksın, anayasasına inandıracaksın. Böyle bir coşku vereceksin değil mi? Ama yok. Şimdi bakıyorum yılan, her taraf yılan. Ve bu yılanların adına da birileri şey diyor, birileri bu yılanların adına şey koymuş, muhalefet koymuş. Ben Karadenizliyim. Ben seri ve sert yağmurlar yağar. Ve bir saat sonra seri ve sert yağmurlar, o sağanak yağmurlar sele dönüşür. Sele dönüşünce toprak yerinden oynar ve yılanlar ortaya çıkar. Beklemediğin kadar yılan. Ulan dersin ben 10 yıldır, 15 yıldır bu tarladayım, bu ormandayım, bu yılanları görmedim. Dereye bir inersin, denize bir inersin, yılan. Sel toprağı oynatmıştır. Ormancıyı kim öldürdü? Muammer Aksoy kim öldürdü? Eşref Pitsi kim öldürdü? Hamlet oğulları 30-40 tane aydınımızı bir güç öldürdü. Suikast etti. Hepsinin de faali meçhul ortadadır. Yani yakalanmamıştır. Kim öldürdü de bilmiyor. Gladio. Türkiye'de cumhuriyeti değiştirmek için. CHP'yi başkalarının işte bu HDP'ye teslim etmek için, PKK'ya teslim etmek için, yolundan çıkmak için. Birileri devleti, toprağı, cumhuriyeti yerinden oynattı ve yılanlar çıktı. O yılanların birçoğu iktidara, öbürü FETÖ'ye, öbürü her tarafa yayıldılar. Medyaya bilmem ne. Şimdi bakıyorsun her taraf yılan kaynıyor. Yılan bunlar. Biz cumhuriyete sahip çıkacak bir nesil için konuşuyoruz. Burada bir nefes. Burada bu nefesi niye harcıyoruz? Cumhuriyete bir ordu lazım. Bu da ancak gençliğin yeniden her şeyi öğrenerek. Bakın, bu coğrafyada birileri benim aydınlarımı öldürdü. Bunu dert edineceksin. Amerika geliyor, sen aydınını öldürürsün, sen sormadan, aa ne güzel, işte bu akşam da Clubhouse'a girdi, konuştuk. Ya sen aydınlarını öldürmüş be, hesap sor. Sen aydınlarını öldürdü. Habertürk'ünün televizyonları 2'de 1 her akşam Muammer Aksoy, Bahsi Üçoğlu, Hamlet Oğulları niye öldürdü? Her akşam katilleri bulunana kadar. Bunlar inşallah olacak.
Eğer sen bunları bulamıyorsan yarın bir daha öldürecekler seni. Yine aptal yerine, yine kullanmış aptalları kullanacaklar. Seni de aptal yerine koyacaklar tekrar. Ve sen yine bu oyunlara geleceksin. Sen bir kere benim yazarımı, benim Amerikalı bir insanı Hindistan'da, Afrika'da öldürebilir misin? Bak sıradan bir insanı, turist öldüremezsin. Ama sen benim en değerli aydınlarımı, yani aydınlanma fikri olan, felsefi birikimi, siyasi birikimi olan, Türkiye'nin farkında background şeysi olan, birikim olan insanlar, donanımlı insanlar, bunları öldürüyorsun. Ve donanımlı deniz albay amirallerini, bir sürü komutan da hepsini oradan kovuyorsun. Nedir bu? Birileri gelmiş senin cumhuriyetini tasfiye ediyor. Kim? İşte bu yeni CHP, işte bu AKP, işte bu FETÖ, hepsi. Bu aydınlar öldürdükten sonra toprak yerinden oynamış, cumhuriyetin sütunları yerinden oynamış, Sultanahmet'in, Ayasofya'nın o sütunları gitmiş. O büyük eski meclis, işte 24 Anayasası, o eski meclisi gördün mü? Onun sütunlarını oynatıyorlar. Türkiye'de özelliğin, bilmem neyin önünü açabilmek için, Biden'la pazarlıklar için, bilmem yeni bir durum için, bakın başka bir kapı açmaya çalışıyorlar. Orada bir anayasa bile değil, bir metin yazılmış 1921'de falan. Onun oradan işte, oradan muhtariyet verebilir miyiz gibi bir kapı. Hala Numan Kurtulmuşlar. Numan Kurtulmuş kalkmış diyor ki, senin boyun ne, posun ne, zekan ne? Bu anayasa Kenan Evrenci, Jacoben anayasadır diyor, Jacoben. Jacoben'i bilir misin sen be? Sen kimsin Jacoben'i biliyorsun? Robespierre'i bilir misin? Sonra Blanketleri bilir misin? 48 devrimini bilir misin? Komünü bilir misin? Sen kimsin Cumhuriyet için verilmiş işçi sınıfının ya da Cumhuriyet mi yurttaşların verdiği savaşların? Hangisinde bir tek cümlen vardır be? Bir tane yazarı tanırsın. Hiçbiri. Ama lafa gelince artist gibi, o Taak Yol gibi, çok bilmiş gibi. İki yüzlüdür bunlar. İddia ediyorum. İyi Parti ve Taak Yol. Bu anlayış, bu Karar Gazetesi, bu Numan Kurtulmuşlar. Riyakarlık bunların suratında sümük olmuştur. Riyakarlıktan suratları sümüğe dönmüştür. Bunlar böyle adamlar. Riyakar, yalan söyleyen. Gladyoloslarını söylemiyorlar. Derin siyasetli ilişkilerini söylemiyorlar ve anlatmıyorlar. Bilgi, akıllı toplum gibi önden, arkadan her türlü fırıldağı yap. FETÖ'lü savcılarıyla çalkala, boncuk çalkala Türkleri de işte, bilmem ne işte gördük Türkiye'yi. Nedir? Burada cumhuriyetçi çocuklar işin farkına varacaklar. Ne kadar dışarıda bırakıldığımız, ne kadar yalnız bırakıldığımız, Türkiye'nin sahipsiz bırakıldığını, Türkiye'de cumhuriyete, bağımsızlığa, yurttaşa, insan eşitliğine, hukuk karşısında bunlara sahip çıkan kimsenin olmadığını, saray konuşuyor, tarikat konuşuyor, cemaatler konuşuyor, gladyo konuşuyor, gladyonun partisi, İYİ Parti konuşuyor, gladyonun yakın konuşan babacanlar, Davutoğlu, herkes konuşuyor. Bir tek Uğur Mumcu gibi ya da bu toprağın, cumhuriyetin yazarları gibi bağımsız konuşan, onuruyla konuşan, kimseden para yememiş, kimsenin adamı olmamışlar konuşanların gazetesi yok, yazarı yok, yeri yok. İşte adam görüyoruz. Hepsini görüyorum. Tunç Soyer o kadar kimse konuşmuyor ki. Kendi şey salonunda Pekka'la ve Apo bağırıyor insanlar. O kadar içe girmişler. Birbirlerinin kalbi ve yüreği olmuşlar. Zaten belli işte yani. Suratlarından belli. Nasıl bir nemenem adam oldukları. Burada ne o ne o diyeceksin. Cumhuriyetin bir yolu yok mu? Cumhuriyetin bir yolu var. Bağımsızlığın bir yolu var. Buradan bir kapı açacağız. Hepimize, sana ve bana. Senin çocuğun niye işe giremiyor? Senin çocuğun şey mi yani? Yarı beyinli mi? Şey mi yani? Bir organ, bir şey mi yani? Niye giremiyor? Girmesi lazım. Niye hep tarikatçıların, şeyhin, bilmem müteahhitlerin çocukları giriyor, işleri hep onlar alıyor. Haksızlıklara karşı. Niye bu insanlar haksızlıklara karşı şey yapmıyor, ayaklanmıyor? Niye hep köpeklerin, Gladio'nun, Biden'ın, HDP'nin, FETÖ'nün buyurduğu talimatı, projesi insanların peşinden gidiyorsunuz? İşte buyurun. Adam oradan diyor ki, ya işte İstanbul Belediyesi'ni aldı da Ankara Belediyesi'ni aldı. 30 yıl önce kim verdi bu belediyeyi? SHP verdi. Etnik milliyetçiliğe girdiği için Türk halkı reddetti, seni attı. 30 yılda sana belediye vermedi. Alman da mümkün değil. Büyük iddiamdır. CHP barajdan çıkamaz. Yani çıkamaz. O kadar büyük üstanlar içindedir. Kendi kitlesine konuşamıyor bir insan. Şeyi konuşacaktık değil mi? Garayı. Hiç iki laf edemedik, oraya gelemedik yani. Onu da konuşalım abi. Zaten bu da bağlantılı bununla yani bahsettiğin şey. Burada çok büyük bir acı da yaşadık yani. Diyecek çok şey var ama. Tabii yani şimdi burada nasıl desem sana, bir kere bir kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde yani bir şey var.
Şimdi orada ABD'den bile izin aldığı gibi laflar geliyor yani. Çok tuhaf şeyler. Yani sen bir kere burada bir operasyon yapıyorsun. Yani ben Türk ordusunun burada bu kadar büyük, derin bir yerde operasyon yapabilmesini yani Mars'a çıkmak kadar önemli görüyorum. Çok önemli bir şey. 2000 metre yukarıda adamlar falan değil mi? Bunlar şey, bir şey yani. E burada başarısız oluyorsun. Olur yani. Başarısız da olunur. Ama şimdi bu burada dururken kalkıp kongrede şeytalilerin anne ve babalarını Tayyip Erdoğan telefonuna bağlıyor. Ya bu kadar reklam ve popülizm hiç değil yani. Bu da çok acınacak yani. Artık cırtlamış, patlamış bir de siyasi şeyle çirkinlik görüyorsun. Bu da değil yani. Ama bir şey ille de vuracağız diye, ille de eleştireceğiz diye orada yapılmış her şeyi işte yanlış, hataya düştünüz, rezil oldunuz. Ya bu da değil kardeşim. Yani bugün çok küçük bir ülkeye karşı, çok küçük bir terör örgütüne karşı, bir yere karşı yanlış da yaparsın, eksik de yaparsın. Ya olur yani, hata da yaparsın ki orada çok da hata bir şey görünmüyor, imkansız bir şey görünüyor. Ha şu çok doğru. İmkansızı de yani. İmkansız yapmak... denediler. Ama şu çok doğru laf, bir haftır bunu bir söylüyoruz. Siz bunca zaman yapacaktınız bunu. 5 yıl önce, 7 yıl önce, 6 yıl önce, 10 yıl önce. Niye yapamadınız? FETÖ işin içinde olduğu için yapamadınız. Organlarınız. Peki şimdi FETÖ her yerden çıktı mı, sıyrıldı mı? İşte daha geçen istihbarat subayı Hulusi Akar'ın FETÖ'cüde yakalandı. O halde FETÖ kaynıyor ortalık. Buraların üstüne gideceğiz. Ben çok yüksek, yani karşı tarafa, iktidar karşı tarafa çok yüksek durum üstünlükleri veriyor. Çok büyük yanlışlar yapıyor, hatalar yapıyor, eksikler yapıyor, lafını söyleyemiyor. Ve bir de dikkat edin, Tayyip Erdoğan sadece kendi kitlesine konuşuyor. Artık karşı tarafa 10 yıllardır konuşmuyor zaten. Kendi kitlesini konsolide edebilmek için karşı tarafın hakları, çıkarı, onlar bu ülkenin insanı değilmiş gibi konuşuyor. Hiç varsaymıyor onları. Sadece kendi kitlesiyle konuşuyor. Bu çok feci bir şeydir. Yani tam bölücük dediğim şey budur. Ülkenin geneline konuşmamak, ki Cumhurbaşkanısın, genele konuşacaksın. Hadi parti kongre bitti, ertesi gün de şeye konuşuyor, genele konuşmuyor. Bu büyük tezatlar, çatlaklar, bulaşıklıklar diyelim, çirkinlikler iktidara da şey, muhalefete büyük güç vermesi lazım. Muhalefet de bu üstünlükleri kullanamıyor. Niye kullanamıyor? O da dağıtmış yani, sağını solunu dağıtmış. Biraz dik durabilseler, biraz değil mi cumhuriyete, şeye, biraz derli toplu adamlar olsa, biraz böyle namusuyla haykırabilecek adamlar olsa, biraz dürüstçe değil mi? Alnının ortasına konuşan böyle, çay konuşan. İnsanlar çıksa ortaya. Toprak bütünlüğünden taviz vermeyen, üniter devlete sahip çıkan, cumhuriyetin değişmez yasayla sahip çıkan, hukuk karşısında herkes eşittir diyen, böyle vekiller çıksa, siyasiler çıksa, yazarlar çıksa, gümbür gümbür alır götürür mü? Götürür. Ama kim narazı hemen ertesi gün yanında yap bakalı yap FETÖ'cü çıkıyor. Sahiciliğini kaybediyor, inandırıcılığını kaybediyor. Bizim eleştirdiğim noktamız burasıdır. Keşke muhalefet olabilse. Biz bir muhalefet inşa edeceğiz. Muhalefeti ancak bir cumhuriyetçi gençlik kurabilir. Yani biz cumhuriyetçiyim diyen, Atatürkçüyüm diyen insanları da gördük. Yılmaz Özdürler. İşte kitaplardan 10 milyon, 100 milyon kazanmış insanların dilleri, ağızları HDP'ye nasıl yattığını gördük. Yat görmedik mi? Nasıl destek verdiler HDP'ye? Değil mi? HDP yazıları, Kaptan Joe'nun efsane kahraman yazıları. Demek ki belli bir para sahibi insanlar da burjuva, müteahhit, sağcısı ve solcusu fark etmiyor. O halde cumhuriyete sahip çıkan insanlar kent yoksulları. Taşların yoksul, senin benim gibi babası köfteci, babası işsiz, babası marangoz, senin benim gibi memur, maaşıyla yaşayan insanlar. Bu insanlar ancak cumhuriyete sahip çıkarsa bir muhalefet olur. Uğur Dündar Bey kalkıp Ekmelettin'i desteklemedi mi? Ekmelettin'i desteklemeyenler evlerine Atatürk posteri koymasın demedim. Bunun emin çalışanlar kalkıp Sarıgül'leri desteklemedi mi? Sarıgül'leri desteklemeyenler bir daha cumhuriyetçiyim demesin demedim. Bu insanların bak servetleri bir. Servetleri aynı olan insanlar bir iktidar kavgasına girmiş. Ölüm kalım savaşı olabilir kendi aralarında. Ve seni de militarize ediyorlar. Artık politik olmaktan da çıktık. Bize gelin ve bize adanmış gibi, bize kendinizi adayın. İşte tarikat gibi, şey gibi, IŞİD gibi, PKK gibi bizi adayın, bizim için savaşın. Yok ya. Ya benim hayatımda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, imam, bin dairesi olan İmamoğlu'ndan, bu şeytan suratlı Tunç Soyer'lerden çok güzel hayat şeyler var. Yerler var yani. Ufku seyretmek gibi, kitap okumak gibi, böyle konuşmak gibi, arkadaşlarımla dergi çıkarmak gibi, kitaplar, hikayeler yazmak gibi. Bir yerdeki arkadaşlarıma gidip konuşmak gibi, bir yerleri gezmek gibi, çimenlerde konuşmak, oturmak gibi,
Çok güzel şeyler var hayatımda. Bütün bunları hayatımdan çıkartacağım. Kemal Kılıçdaroğlu gibi militarize olacağım. PKK'lı zihniyeti, FETÖ'lü zihniyetiyle kendimi adayacağım. Böyle adanmış gibi. Yani Karadağ'ındaki saklanmış PKK'lılar neyse, CHP içinde ekşi sözlük ya da sosyal medyada gizlenmişler gibi aynı insan olacağım. Yani aynı gizlenmiş. O da oraya gizlenmiş, o da oraya gizlenmiş. İntihar bombası ha Karadağ'ında, ha burada. Ne fark ediyor? Bu dünyayı yaşamaya gelmedik mi? Nihat Genç, 1980'lere yaşadın, 90'lara yaşadın. Evet, bir sürü şey yaşadım ben. Afganistan arkadaşlarım gitti, Bosna'ya gitti. 12 Eylül'de burada iç savaşlar koptu. 90'lı yıllarda çok sert iç savaşlar yaşandı Türkiye'de. Bütün bunlardan şunu gördük. Birileri sizi öldürüyor, kendileri dünyanın güzellikleri yaşıyorlar İstanbul'da, müzelerde, sanatlarda, yatlarda. Hayır, biz yaşayacağız. Bu halkın çocukları olarak bizler savaş meydanından, savaştan kaçmayacağız. Ama sevgilimizle gezecek zamanımız olacak. Kitap okuyacak zamanımız olacak. Biz hep yoksul kalalım, hep bilgisiz kalalım, hep cahil kalalım. Ama Nazlıcaklar, Ertuğrul Özkökler bunlar hep yatlarda, yallarda otursun. Biz de onlara adanmış gibi. İşte din, inanç, laiklik, bilmem ne numaralar, FETÖ, PKK gibi, yok özgürlük, demokrasi gibi kendi uydurdukları bir takım şeylere gidip adanacağız ve onlar için öleceğiz. Hayır. Ben bir şoför çocuğuyum. Kendim sanat tarihleri okudum. Sanattan zevk alabilmek için. Ufka bakmayı, manzara seyretmeyi, arkadaşımla gezmeyi, bir çayırda bir kız arkadaşımla, eski bir arkadaşımla oturmayı, bir küçük bir şey içmeyi, ya da dertleşmeyi, ya da bir aile olmayı, ya da seninle arkadaş olmayı, ya da insanlarla bir dava arkadaşı olmak gibi çok uzun, çok etraflı, çok detaylı iltifatları, onuru, şerefi içinde her şeyi barındıran bir sürü güzellik tanıdım. O kadar dipsiz güzellikler ki hikayelerini yazıyorum. Burada oturuyorum. Yaşım 65'i geçiyor. Bunları tadacaksın. Bunları tada da ancak cumhuriyetin ne olduğunu anlarsın. Yoksa gel, PKK'lı gibi savaş, FETÖ'cü gibi savaş. Kendini şey yap, bütün düşmanları şey gör, öldürülmesi gereken, yok edilmesi gereken. Yani PKK'lının ve FETÖ'nün gözünde bizler yok edilmesi gereken. Yani biz en iyi romanı yazsak, en iyi hikayeleri yazsak, en iyi başarıları, sanayi, iş başarılarını yapsak, onlar için ne? Hiç. Onlar için tek şey ölmek ve öldürmek. Hayatı ölmek ve öldürmekten çıkarttığımız için biz cumhuriyetçiyiz. Çocuklarımız da yaşayacak, sen de yaşayacaksın, ben de yaşayacağım. Cumhuriyet yaşayacak, bu toprakta doğan herkes yaşayacak. Öyle 3 tane slogan, 4 tane sloganla değil. Ama bütün bunları da kitleye anlatabilecek yazarı, sanatçısı olmalı. Parayı yiyen, öl ve öldürme peşinde koşanları besliyor. PKK'yı besleyenler kim? HDP ve FETÖ'yü besleyenler bak, hepsi parayı yiyen adamlar. Ya vekil için, ya bilmem ne için işte, servetler ortada. İnsanlık için konuşan ancak insanlığın tadını alan insanlardır. Yani güzel romanlar okumuş, güzel manzaralar seyretmiş. Şiirlerine bakmış, bir kardeşlik, bir bölüşüm duygusu yaşamış insanlar, insanlığın tadını almış insanlar, vaat ettiği siyaset, amaçlar ve gayeler bizler için test edilmiş bahtiyarlık duygularıdır. Vaat şey yapılacak, tavsiye edilecek, yaşanmışlık. Biz bunu söylemesek de insanlar karşıdan bakar ve görür. Nasıl güneşe bakarsın, sana ısıtır seni, güzel bir insana baktığı zaman konuşmadan da seni mutlu eder. Bu duyguları yaşamış insanlar, konuşmasalar da karşıdan yoldan geçenler sana baktığın zaman, senin simana baktığı zaman, yürüyüşüne, duyuşuna, ilgi alanlarına baktığı zaman işlerine bir güzellik girer. Bir güzellik. Ruhlarına bir zenginlik gelir. Daha geniş bakmayı öğrenirler. Ben bu dünyaya götü boktu, 3 tane PKK'lı ve FETÖ'ye laf yetiştirmek için gelmedim. Hayatın tatları var. Ve ben bir şoför çocuğuydum. Cumhuriyet beni, bakın nereye getirdi? Cumhuriyetle geldim ben. Cumhuriyet bana, Cumhuriyet Osmanlı'nın bütün paşalarının, aristokratlarının soylu unvanlarını yırttı, aldı, apoletlerini söktü, onları hep sıradan yaptı ve bir köy çocuğu ya da bir şoför çocuğu olarak bana, Nihat Genç, bir meslek sahibi olursan, yazar olursan çok büyük ünün olur, konuşursun, insanlara iştahla bir şey anlatırsın, bölüşürsün, arkadaşın ve dostluğun olur ve bunların derin lezzetleri olur ve bunlar senin ruhunda ve çoluğunda, çocuğunda görünür. Bunları söyledi bana Cumhuriyet. Ben bunları yaşadım. Yaşamadım mı? Bir şoför çocuğu olarak yaşamadım mı? Yaşıyorum işte.
Osmanlı şehzadesi değilim ben. Falan astrokta değilim. Falan şeyhin de şeyinden gelmiyorum. Donundan gelmiyorum. Menzillerden gelmiyorum. Kendim çalışarak yaptım bunu. Bunu herkes yapabilir. Yoksa biz bunlara laf yetiştirmeye gelmedik. Ancak bu zengin duygularla bir ülkeyi ayakta tutabilirsin. Ve bütün bunları topladığında, yüzlerce güzelliği topladığında ne olur biliyor musun? Aşktan da büyük bir dünya, bir alem kazanırsın. Aşk dediğim bir kadına aşık olmak 3 sene, 5 sene değildir. Bütün hayatın boyunca aşk. Bütün hayatın o aşkı yaşamış ama hepsinin üstüne çıkmış daha büyük bir atmosferdir, daha büyük bir alemdir. O duyguyu yaşarsın. Herkes yaşar bunu. Bunu ben kendim gibi bir sürü yazarda, şairde, edebiyatçıda, bizim Yunus gibi evliyalarımızda bakıp görüyoruz. İş dünyalarında bunları okuyorum, görüyorum ben. Tadıyorum bunları. Bunları söylemek istiyorum. Onuruyla oynadınız, burunuyla oynadınız, askeriyle ve hukukuyla oynadınız, cumhuriyetle oynadınız. Milleti bu müstahını alacak. Milli iradesiniz, bu halkın çocuklarısınız. Kimseyi eleştirmekten korkmayın. Kimseyi!